Evet. Sıkıcı oyun yapım aşamasına devam ediyorum. Şimdi sadece şu an kamerayı oynatabiliyorum. Hoş bir görüntü oluyor. Ben şu an topun da ileri geri gitmesini istiyorum. Bunun için yapılacak şeyler de şunlar. Top bizim player'da. Buna fizik ekledim. Rigid body. Şimdi bu topa da player'ımıza da şuna bir player kontrol. Güzel. Player controller dedim. Komponentin içine attım. Şimdi buna 2-3 tane kod yazacağım. Birinci kodum yer çekimi olacak. Yer çekimi fizik kuralına ekledim, rigid body'ye. Bunu çalıştırmam lazım. Bunun için ise hemen bir rigid body çağıracak değişken private rigid body. Rigid body player diye bir değişken yazayım. Nice. Şimdi bu Hacı abi çağırmak için RB player eşittir. Klasik gene get component. Rigid body. Tamam. Şu an bunu her yerde çağırırım. RB player yazdığım her yerde artık fizik kuralı işlemeye başlayacak. Bir de hız değişkeni tanımlayayım. Bunu da şeyde kullanacağım. Fizik kuralını uygulayacağım. Buna bir add force, yani itiş gücü ekleyeceğim. Bu itiş gücüne de bir hız eklemem lazım. Hani ne kadar hızlı itsin gibi. Onun için de bunu public açayım, bakayım ne olacak. Public float. Speed team. Hatta değer de vereyim. Sonra değer vermekle uğraşmayayım. 10 float'luk bir değer verdim. Şimdi klavyeyle kontrol etmek istiyorum ben. W, S veya ileri geri yaptığımda hareket etsin istiyorum. Bunun için de klavye tuşlarını algılayacak olan kodumu yazmam lazım. İleri geri istediğim için forward yazayım. Input forward mı yazayım? Neyse, forward input diye bir değişken tanımlayacağım. Alet de şaşırdı, bu ne yapıyor diye. Float koymadık. Eşittir. Güzel. Şimdi input yazamadım. Çok güzel. Hadi sevgili. Güzel. Sevgili C Sharp bana yamuk yaparken vertical derim. Şimdi forward input yazdım her yerde artık. Benim ileri geri bu vertical hareketini algılayacak değişkenim cebimde. Şimdi ben burada fizik kuralını çağırdım. Burada fizik kuralını tanımladım. Şimdi en cicili kısım şu. Fizik kuralını çağırırsak rigid body player nokta add force. Şimdi vektör 3 nokta ileri doğru gitmesini istiyorum. Forward. Nice. Bundan sonra çarpı dersin. Benim bu şurada uyguladığım değişkene eklerim ki vektör 3 ileri doğru gidecek de bu ileriyi ileri yapan şey klavyemdeki bu forward input. Hemen şurada değişkenim. Çarpı bir de sevgili speed'e eklersek bereket versin. Şimdi çatır çatır çalışması lazım bu kodun. Bir sıkıntı olmazsa şayet. Evet, çok heyecanlandım. Çalışacak mı? Tamam, bu hareketi yapıyordu. Şimdi oo, çok iyi. Bu çok hızlı olmuş lan. Hayır, düşüreceğiz.
Ey maşallah. Neyse. Meçhule doğru gitti topumuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Artık kim izliyorsa.